Endüstrisiyle gerek sivil alanda, gerekse savaş alanında dünyada ilk sıraya sahip olan Alman dehasının eserleri bugün bile kendisinden söz ettirir. Bismarck'ın bölünmüş Almanya'yı kuvvetli bir tek bayrak haline getirmesiyle Almanlar birçok alanın yanı sıra özellikle savaş sanayisi alanında daima ipi göğüsleyen ülke olmuştur. Burada eğitim sistemi ve kültürel olarak desteklenen Alman milliyetçiliğinin beslediği disiplin anlayışıyla şekillenen daima başarı ve kalite prensibinden bahsetmekte fayda var. Almanların dünya tarihinde oluşturduğu sarsıcı olaylarda ürettikleri araçların büyük bir rolü vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kısa zamanda Avrupa'yı ele geçirmesinin arkasında bazı savaş araçlarının rolü tarihe damgasını vurmuştur. Bu makalede korkunç sesi ve ölümcül vuruş gücüyle sahadaki askerlerin korkulu rüyası, savaş uçaklarından birisi olan Stuka Junker Ju-87'yi tanıtmaya çalışacağız. Stuka, Alman ordusunun genel savaş taktiği olan yıldırım harekatı anlayışını tamamlayan en etkili savaş unsurlarındandır. Ölümcül etkileriyle düşmanın tanklarını ve topçu birliklerini bertaraf ederek yüksek koordineli, çevik Alman tanklarının hızlıca ilerlemesinde hayati role sahiptiler. Pilotlar tarafından hedefe dalış yapan bir kartal veya havadaki topçu birliği olarak görülen Stukalar, dönemindeki diğer uçaklardan farklı olarak dikey bir şekilde dalış yaparak hedefine yüksek isabetli bombalar bırakırdı. Güdüm sisteminin ve füzelerin henüz gelişmediği bu dönemde, Stukaların bu özelliği savaşın seyrini değiştirmede bir hayli önemliydi. Stukalar, Alman ordusunun yıldırım savaşı yöntemi gereği tasarlanmış, başlıca görevi Alman zırhlı araçlarının hızlı ilerleyişini sağlamak için düşman zırhlı araçlarını ve toplarını tank savar gibi direnç noktalarını yok etmektir. Stuka, etkili ve isabetli bir uçak olmasına karşın yavaş, zırhsız ve düşman avcılarına karşı savunmasızdı. Bunun için çoğu zaman avcı uçaklarının koruması altında uçmuşlardır. Stukalar savaş boyunca devamlı geliştirilmişlerdir. Junker 87G çeşidinde düdükler çıkarılmış olup onun yerine 37 mm'lik toplar konularak bir tank savar uçağına dönüştürülmüştür. Almanlar için kısa vadede başarı stratejisi üzerine kurulu olan yıldırım savaşı konsepti, büyük isabet ve etkili vuruş kabiliyetine sahip savaş araçlarını zorunlu kılıyordu. Bu amaçla Stuka uçakları özel olarak dalış tekniğini uygulayacak şekilde tasarlandı. Stukalar yetenekleri açısından Alman savaş endüstrisinin 2. Dünya Savaşı'nda önce geliştirilen yeni ve devrim niteliğindeki savaş makinelerinden biridir. Stuka, savaşın ilk gününden Almanya'nın bütün cephelerine kadar kullanıldı. İlk başta birçok düşmanın kalplerine korku veren güvenilir bir platformdu. Ama savaş ilerledikçe yavaş yavaş daha az etkili oldu. Bu nedenle eksik rolleri doldurmak için stop-gap varyantları oluşturuldu. Ancak Stuka platformu bu şekilde çalışan maksimum verimlilikle Luftwaffe'ye hizmet veremedi. Savaş sırasında toplamda yaklaşık 5700 uçak üretildi. Stukalar hedefe dalmadan önce yüksekte uçmak ve hedef göründükten sonra 90 dereceye yakın bir açı ile hedefe dalıp bombalarını bırakmak üzere tasarlanmıştır. Dalış sırasında havacılar yüksek yer çekimi gücüne maruz kaldıkları için hakimiyetlerini kaybediyorlardı ve bu uçağın çakılmasına yol açabiliyordu. Bundan dolayı Stukalar dalış sırasında yere çok yaklaştıkları zaman kendilerini tekrardan gökyüzüne çıkaran ikonik özel tasarım kanatlara sahiptiler. Stukaların ilk tasarımları 1934'e dayansa da en erken hizmete girişleri ise 1935 olmuştur. Bu tarihte gizlice İspanyol İç Savaşı'nda kullanılarak uçak test edilmiştir. İspanya'da General Franco liderliğindeki Cumhuriyetçiler safında savaşan Nazi birlikleri olan Condor Lejyonu'na tahsis edilen ilk Stukalardan sonra Stukalar 1936'da resmi olarak kullanılmış ve burada dalış yeteneklerine dair yapılan düzeltmelerle savaşın son günlerine kadar da hizmet vermişlerdir. 1939'da Luftwaffe hizmetlerine giren Stukalar, Almanların hava üstünlüğüne sahip olduğu 1943 senesine kadar savaşın en etkili uçaklarıydı. Ancak Hitler'in İngiltere'ye saldırmaya karar vermesinden sonra İngiltere'ye düzenlenen saldırılarda Stukaların avcı uçakların olmadan son derece korumasız ve zayıf oldukları ortaya çıktı. İyi eğitimli ve disiplinli İngiliz pilotları Stukaları korumasız yakaladıklarında onu imha etmeyi yavru bir fok balığını tekmelemeye benzetiyorlardı.
Bu noktada Stukaların en düşük manevra kabiliyetleri, zayıf zırhları ve Spitfire ve Hurricane gibi avcı uçakları karşısında yeterince başarılı olmayışı da etkiliydi. Stukaların avcı uçakları karşısındaki başarısızlığından sonra yeniden tasarlanmaları söz konusu oldu. 1943'teki yeni tasarımda savaş sirenlerinin çıkarılıp 37 mm'lik tank savar silahları ile teçhiz edilmeleri savaş sahasında tekrar popüler ve etkili olmalarını sağladı. Junker Ju-87 teknik ismiyle bilinen bu uçağın Stuka olarak bilinme sebebi Almanca'da Pike bombardıman uçağı anlamına gelen Sturzkampfflugzeug kelimesinin kısaltılmasıdır. Junkers firması tarafından üretilen uçak 2. Dünya Savaşı boyunca Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin en tanınmış ve hakkında en çok konuşulan uçağı oldu. Hafif bombardıman uçağı olarak tasarlanan bu uçağın ilham kaynağı 1. Dünya Savaşı pilotlarından Ernst Udet'in Cleveland, Ohio'da 1933 senesinde katıldığı bir hava gösterisidir. Udet burada Curtiss F-8C Helldiver isimli uçağı incelerken kafasında Pike bombardımanı için yeni bir tasarım şekillenir. Udet bu uçaklardan 2 adet sipariş vererek Almanya'da bu uçakların teknik detaylarının incelenmesini sağlar. Alman Hava Kuvvetleri'nden gelen talep üzerine Junker firmasının mühendislerinden Hans Pohlmann tarafından Stuka uçaklarının ilk versiyonu sayılan Ju-87V1 4921'i tasarlar. Bu uçak daha sonra çok sayıda versiyon halinde savaş boyunca değişimle hizmet vermeye devam eder. Uçağın martı şeklindeki uçları yukarı kalkık kanatları ve sabit iniş takımları spesifik yanlarını oluşturuyordu. Bu tasarım özellikleri Stukaları dönemin en havalı uçağı yapıyordu. Uçağın sabit iniş takımları dönemin diğer uçaklarından farklı olarak sürtünmeyi en aza indiren tasarım özelliklerine sahipti. Yine sabit iniş sistemi uçağın çok hızlı bir şekilde iniş yapıp mühimmat yükleyerek kalkmasına imkan tanıyordu. Uçağın onu meşhur eden asıl unsuru özel olarak tasarlanan savaş sireniydi. Jericho Trumpet Siren olarak anılan bu aparat sayesinde uçak dalışa geçtiği esnada muazzam bir çığlık sesi çıkarır. Bu da siviller ve askerler üzerinde yıkıcı bir psikolojik savaş etkisi meydana getirirdi. Savaş tarihçileri Stukaları bu özelliklerinden ötürü 2. Dünya Savaşı'nın psikolojik savaşın korkutma şeklini uygulayan ilk bombardıman uçağı olarak nitelendirir. Fransa ve Polonya'nın işgali sırasında insanlar Stukaların çıkardığı bu sesi ölüm meleğinin sesi olarak tarif etmişlerdir. Nitekim bu özelliği siviller üzerinde terör estirirken savaşan askerler üzerinde bir şok etkisi oluşturup yere yatmalarına ve saklanmalarına sebep olduğu için özellikle kullanılmıştır. Uçağın ilk tasarımında kuyruk takımında ikiz kuyruk varken sonraki tasarımlarda bu kuyruk teke indirilerek uçağa otomatik bir dalış freni eklenmiş olur. Bu dalış sistemi ve fren o zaman için otomatik pilot uygulamasının öncüsüdür. Bu sistemde yüksek G kuvveti nedeniyle dalış sırasında pilotun baygınlık geçirme ihtimaline karşılık belli bir irtifaya gelinip bombalar bırakıldığında uçağın otomatik olarak tekrar havalanmasını sağlayacak bir çalışma mekanizması vardı. Uçak sınıfının en hafiflerinden olan Rolls-Royce Cullerel 5 motoru kullanıyordu. İki mürettebat taşıyan uçağın ön kokpitte yer alan pilotu asıl saldırıyı yönlendirirken arka tarafta yer alan pilot ise uçağın savunmasız kalan arka ve alt tarafından gelen saldırıları bertaraf etmekle görevliydi. Uçakta ön kokpitte bulunan mekanizmada 37 mm toplar, arka platformda bulunan 7.92 mm'lik makineli tüfek uçağın ana silahlarındandı. Bununla birlikte uçak 250, 500 ve son olarak 1 tonluk bombalar taşıyabilecek şekilde modifiye edilmiştir. Stukalar müttefiklerin kıta Avrupa'sında hakimiyetlerini arttırdıkça gündüz uçuşlarında üst üste mağlubiyetler almaya başladı. Bu durum karşısında Alman mühendisler devrine göre devrim niteliğinde bir teknoloji imza atarak Stukalara gece görüş yeteneği kazandırdılar. Mühendisler tarafından geliştirilen bu uçak, Luftwaffe'nin NSGR kısaltmasıyla bilinen gece saldırısı grupları olarak hizmet verdi. Bu özel gruplar Normandiya çıkarmasından sonra uzun süre hizmet verdi. Toplam savaş süresi boyunca 6000'den fazla Stuka üretildiği tahmin edilmektedir. Stuka uçakları Nazi birliklerinin yanı sıra İspanya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da, Hırvatistan, Yugoslavya, Japonya'da incelenmek üzere Rusya, İngiltere ve ABD'de de kullanıldı. Stukalar
tüm savaş boyunca karada muazzam başarılar elde etmiştir. Fakat İngiltere harekatı boyunca sert bir mağlubiyetten kurtulamamışlardır. Hava üstünlüğü açısından İngiltere semalarında başarısız olmalarına karşın İngiltere'nin gerek Avrupa ile bağlantı hattı olan Manş Denizi'nde gerekse de diğer açık sularda İngiltere'yi adeta nefessiz bırakmıştır. Ştukalar açık denizlerde karada imha ettiklerinden daha fazla aracı etkisiz hale getirmişlerdir. Başarılı Ştuka pilotları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin en büyük korkusu olmuşlardır.